Evet, kıymetli eşi ve ailesi ve değerli sevenleri, hanımefendiler, beyefendiler, elbette bugün ne yazık ki yine bir değerimizi, sanatçımızı, İstanbul'umuzun bir kıymetlisini, memleketimizin bir kıymetlisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ölüm haberini bana arkadaşımız, bir yetkili arkadaşımız arayıp bildirdiğinde çok enteresan bir biçimde yanımdaki arkadaşıma İlhan İrem'i kaybettik ve ardından çok seviyordum dedim. Bu çok enteresan bir duygu. Yani insanların içinde bazı şeyler birikiyor ve bir an işte kaybedince hatırlıyorsunuz. O çok seviyordum lafını bana dedirtmesi çok enteresan bir şey. Biz yan yana gelmedik, el sıkışmadık. Ama bu duyguyu vermek insana, bunu verebilen bir insan olmak herhalde çok özel bir insan olmasına yetiyor. Bu manada gerçekten insanların aklına kazınan böyle duyguları yerleştiren, sözleriyle düşündüren çok özel bir sanatçı. Az önce anlatınca buradan ikla edinimini yazarımız anlatınca anımsadım ki ilk aslında göz göze gelişimiz babamın dükkanının karşısındaki plakçıdaki plağındaki fotoğraftı ya da afişiydi diye hatırladım ve onun sesi güzel, özel bir sesi, sözlerinin yanı sıra gerçekten insana huzur veren, düşündüren ve iyi hissettiren bir sesti. Kalbimdekileri söylüyorum. Böyle bir insanı, insanın bu ülkede yaşamış olması değerliydi. Gerçekten aradan yıllar geçince bile işte az önce birkaç parçasını dinlediğimizde yine içimizden ona eşlik ediyoruz. O cümleleri ve o mistik bir şekilde duygularını bize gönderiyor. Biz onları hafızamıza işliyoruz ve ne zaman önümüzde önümüze çıksa onunla beraber söylüyoruz. Böyle özel bir durum bu. Bunu bize yaşattığı için ona minnet duyuyoruz. Ve İlhan İrem'in yerini elde ederken hakkıyla elde ettiğini bize hissettiriyor. Yani hiçbir suni katkı yok, tümden doğallığıyla ve kendisinin hakkıyla elde ettiği bir yeri var. Tabii ki sanatçılığının yanı sıra kişiliği, sanatçı duruşuyla herkesin kalbini kazanan bir insan. Atatürk'ün sanatçı tarifinde alnında ışığı ilk hisseden tarifine herhalde en çok uyan kişilerden birisiydi. Zira son dönemde yazdığı yazılarıyla, ifade ettikleriyle aslında ne kadar öngörüsü yüksek geleceği görebildiğini bize göstermişti. Keşke ülkemizin çoğu zaman boş gündeminin içerisinde bazen bizi meşgul eden ve hiçbir şeyi kazandırmayan, hatta çoğu zaman geri götüren gündemin içerisinde bu sesleri daha fazla, daha sık duyabilseydik de bu günleri yaşamasaydık. Daima o güzel hisleriyle, düşünceleriyle, eserleriyle, sözleriyle bizimle beraber olacak. Elbette ki bu an itibariyle İlhan İrem İstanbul'a emanettir. İstanbul'da her türlü kendisini ve eserlerini yaşatmaya, onu özel konumunda hissettirmeye devam edeceğiz. Diğer sanatçılarımızda olduğu gibi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.